1 Eylül'de kongremizi yaptık. 1 Eylül bizim için bir milat. İYİ Parti'nin Antalya 1. Olağan Kongresi 1 Eylül'de gerçekleştirildi. Kongrede yapılan oylama sonucunda 340 oy alan mevcut başkan Mehmet Başaran, İYİ Parti'nin seçilmiş ilk il başkanı oldu. Geçmişte şu şunu dedi, bu bunu dedi, bunları ortadan kaldıracağız. Tüm arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kucaklayacağız. Milat sayacağız. Yeni bir kongresini tamamlamış parti olarak, kurumsal bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. 1 Eylül tarihini milat sayan Başkan Başaran, Antalya'da hedeflerini anlattı. Önce üye sayısını artıracağız dedi. Önce Antalya'da kayıtlı üyemizin sayısını ben 50 bin olarak hedef biçiyorum. Bunu 50 bin üyeye, şu anda 20 binlerdeyiz. 50 bin üyeye çıkabilmek için gece gündüz tüm ekibimizle, tüm teşkilatlarımızla hızlı bir kampanya ve çalışma yapacağız. İYİ Parti'nin Antalya'da bir ittifak içerisinde olduğuna vurgu yapan Başkan Başaran'ın geçmiş döneme dair değerlendirmelerinde öz eleştiri de vardı. İYİ Parti olarak Antalya'da bir ittifak içerisindeyiz. Belediyelerde ittifakız. Geçmiş dönemde kurumsal yapıda bir dengeyi sağlayamadığımız için ya da bu ittifakın ta başta bir ittifak sözleşmesi şeklinde bir yazılı, çizili veya üzerinde çalışılmış bir şey olmadığı için İYİ Parti olarak maalesef bu süreci biraz aksayarak götürdük. Mehmet Başaran, İYİ Parti'nin Antalya'da temsil gücünü artırma noktasında mevcut ittifakın güncellenerek yazılı bir sözleşme haline getirilmesini istediklerini belirtti. Önümüzdeki günlerdeki en büyük yapacağım işlerden birisi, bir kere ben ittifak olarak, İYİ Parti'nin ittifakı olarak biz, Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl temsil edilmeliyiz? İlçe belediyelerinde nasıl temsil edilmeliyiz? Neleri yaparak kendi partililerimizin hizmetlerini yürütebilmeliyiz? Efendim, hizmet edebilmeliyiz? Bunlar için gece gündüz bir ön hazırlık yapıp daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızla oturup, CHP İl Başkanı'yla oturup belirli yapılmayan ittifak sözleşmesini yeniden güncellemek, yapmak için bir mücadele vereceğim. Ki çözemezsek bunu genel başkanımıza götüreceğim. Anlatacağım. Bizim İYİ Parti'mizin Antalya'da temsiliyeti noktasında Büyükşehir'de şu 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 işlemler olmalı ya da kadrolar olmalı. Birim daire başkanlıkları, şube müdürlükleri vesaire gibi ASAT'ta nelerin olması gerektiğini bir raporlama yapacağım önce kendime göre. Ve yerelde bunları konuşacağım. Burada beceremezsem genel başkanımıza aktaracağım. Bu işi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı her iki partinin de gerekirse birlikte CHP il başkanı, ben, onların genel başkanlarımız, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarımız nezdinde bu işi gündeme getirip geçmişte atlanan diyelim, hani biraz da hızlı gelişti o dönem biliyorsunuz ittifak. İttifak sözleşmesini yazmak ve güncelleme için elimden gelen ilk görevim bu. Ondan sonra inşallah partimiz de Antalya'da layık olduğu şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. İlçelere olan ziyaretleriniz, sahaya ne zaman inmeyi planlıyorsunuz? Yani, ne zaman ilk fırsatınız ne pandemiye rağmen? İYİ Parti Antalya İl Başkanı 20 Eylül'de yapılacak büyük kurultay öncesi tüm bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Bu hazırlıkların bizim kurultayımız var biliyorsunuz 20'sinde. Ona kadar, o güne kadar bu hazırlıklarımızı burada tamamlamış olacağız. Bir taraftan ziyaretleri ilçe teşkilatlarımızla karşılıklı görüşmelerimiz devam edecek. Burada yürürken tüm ilçe teşkilatlarımızın görüşlerini alarak arkasından tüm ilçe başkanlarıyla toplantı, İttifaksak gerekirse CHP'nin ve İYİ Parti ilçe başkanlarıyla, Karma iki il başkanıyla toplantılar yapmalıyız. Yani bu Antalya'ya maksat, Antalya'mıza hizmetse, halkımıza hizmetse bunun orta yolunu bulup bir şekilde birlikte yürümenin yollarını arayacağız. Büyükşehir Meclis üyelerimizle karma toplantı yapacağız. Bütün meclis üyelerimizle ayrı ayrı ya da karma toplantılar yapılması için benim önerilerim olacak CHP'ye de. Onların da bunu uygun karşılayacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte İYİ Parti'nin Antalya'da çok hızlı büyüyeceğini kaydeden Başkan Başaran, geleceğe dair umutların tükendiği günümüzde ülkenin kurtuluşu olarak İYİ Parti'yi, umudu olarak ise Meral Akşener'i gösterdi. Demokrat bir kesim yapısı var Antalya'nın, hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki süreçte de İYİ Parti'nin Antalya'da çok hızlı büyüyeceğini, şu anda
esnafı da umutsuz yarından, memuru da umutsuz, sanayicisi de, otelcisi, turizmcisi, A'dan Z'ye tüm insanlar yarından umutsuz. Artık bir tek bu ülkenin kurtuluşu ve umudu var. İyi Parti bir tek umudu var. Meral Akşener inşallah. Ben de burada üzerime düşen bütün görevi yaparsam Türkiye'nin umudu bu. Önümüzdeki süreçte geliştirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçebileceğimize canı gönülden inanıyorum ve inşallah Sayın Genel Başkanımız da Cumhurbaşkanı yapmak bizlere nasip olur.